Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 345 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 3'ün çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Geometrinin birinci sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Yani 31. soru. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt tepe köşesinden BD boyunca katlandığında DA üssü bakın şu ve şu paralel oluyormuş. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Öncelikle şu paralelliği kullanalım. Z'den dolayı direkt burası X oldu mu Arkadaşlar. Oldu hocam. E biz katlamalarda ne yapıyorduk? Katlamayı gördüğümüz anda geriye doğru açılımını yapıyorduk. Hocam geriye doğru eski haline bir geri getirelim şunu. Hop şöyle. Geri geri getirdikten sonra bak katlanmış hali. Daha rahat bir şekilde fark edebiliyoruz. Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla bu kenara eşit. Hatta bu kenarla bu kenara eşit. Bir de üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hocam 15 ise burada kaçtı da 15'tir. E şuraya da x bulduk ya. Üst üste binen açılar burada da eşittir. Hocam burası da x'tir. E soru bitti. Sorunun başında ABC ikizkenar üçgen diyor muydu? Verilen bir bilgiyi kullanacağız. Evet hocam bu bir ikizkenar üçgen. O zaman taban açıları birbirine eşit. Burası x artı 30 ise burası da x artı 30'dur. O zaman x artı 30, x artı 30 ve x topladığımızda 3 tane x ve 2 tane 30 yani 60 eşittir 180 olacağından 3x eşittir 120 oldu ve x de buradan kaç bulduk? 40 bulduk. Zaten bizden x isteniyor. 31'in soru böylelikle denizli çıktı geldik 32'ye. Aşağıda açı ve uzunluk değerleriyle verilen ikizkenar dik üçgen, eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgenin ağırlık merkezleri G noktası ile ifade ediliyor. Evet ikizkenar dik üçgen, eşkenar üçgen ve ikizkenar üçgen şurası da. Özdeş üç kırmızı doğru parçası bir köşesi ağırlık merkezlerine konularak birer kenar ile dik kestiklerinde dışarıda kalan kısımların uzunlukları x, y, z oluyormuş. Ha, ilginç bir soru. x, y, z arasındaki sıralama nedir diye soruluyor. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Okuyunca gerçekten çok hoş soru oldu. Belli. Bakalım çözelim. Nasıl çözümü olacak? Gerçekten değişik tarzda bir soru. 3-4-5 yayınları. Valla tebrik ederim bu anlamda. Güzel sorularla bizi böyle tanıştırıyorsun. Bakalım nasıl? Şimdi ağırlık merkezini biz kullanacak mıyız? Kullanacağız. E ağırlık merkezinden geçirmemiz lazım o zaman. Arkadaşlar hop ağırlık merkezinden geçirdiğim zaman ne oluyordu burası? Kenar ortay ve 1'e 2 oran mı olacaktı? Evet. Aa, burada bir benzerlik. 2 bölü 3'ten dolayı 2 bölü 3 olacak. Burayı 2 bulduk mu? Bulduk. Tamam eyvallah. Şimdi şu ağırlık merkezini kullanalım. Bu ağırlık merkezini de kullanırken yine hocam şuradan mı çizsek? Ya yok ne gerek var? Şurası dik ya zaten. Hocam şuradan bir ağırlık merkezi çizilen ağırlık merkezi kenar orta eşkenar da aynı zamanda yükseklik olacağında e, o zaman bu da doğrusaldır. E bak 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 ne çıktı burada? Bak 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 30 30 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 burası 3 kök 3 olacak. E, kök 3'e 3'e böldüğümüz zaman hocam burası kök 3 burası da 2 kök 3 hani bir iki şeklinde paylaşıyor ya o yüzden 3'e bölüp kısa parçayı bulup bir de 2 ile zaman burayı bulduk gerçi yani burası önemli benim için. Neyse geldik buraya. Hocam ağırlık merkezini nasıl kullanmalıyız? Hop buradan çizersem kardeşim 30'u parçalamış oluyorsun. Ya 30 parçalanmaz. Özel açı parçalanmaz diye söylüyoruz. 30 parçalandığı zaman 15 15 geliyor zaten. 15'i sevmiyoruz. E hocam bu ağırlık merkezini başka nasıl kullanacağım? Buradan da çizersem 120 parçalanıyor ama 120 özel durumlarda parçalanabiliyordu. Özellikle 30 30 120 üçgende ee, çünkü parçaladığımız zaman yani, ikizkenar üçgen dik çizdiğimiz zaman yükseklik oluyor ve açıortay oluyor ve 120 güzel bir şekilde parçalanmış oluyor. Yani 60 60 parçalanmış oluyor. Sıkıntı olmuyor. 60 60 oldu. Hocam 90'ın karşısı burada da 30 60 90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 tamamı 3'e böldüğümde kısa parçayı bulurum. Hocam burası 1, burası 2 oldu. Ya bak burası 90 derece. 90 60 burası da 30 mu geldi? Evet. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 mü oldu? Aynen öyle. Oo süper. Bak şimdi bak 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 bak. Şu kırmızı uzunluklar birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman x artı 2 eşittir. Bak şu x artı 2 eşittir y artı kök 3. Aynı zamanda yine eşittir. Z artı kök 3 mü? Evet. Z artı kök 3. Hocam şu ikisinin birbirine eşitliğinden y ile z'nin birbirine eşit olduğunu bulduk mu? Bulduk. Y ile z birbirine eşit. Gençler y ile z birbirine eşit. Burada var. Diğerleri direkt gitti mi? Gitti. Cevabımız ya Ceyhan ya Edremit. Peki hocam e, şunu inceleyelim şimdi. X artı 2 eşitmiş y artı kök 3. Hocam 2 e, mi daha büyük kök 3 daha büyük? Valla 2 daha büyük değil mi? Çünkü bunun karesi 2 hani 2 kök 3'ten daha büyüktür. Niye? 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi de 3 olduğundan dolayı. O zaman sen x'e büyük bir sayı daha büyük bir sayı eklediğinde y'ye daha küçük bir sayı eklediğinde birbirine eşit oluyorsa o zaman x daha küçük bir sayı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Değil mi? x daha küçük bir sayı olmak zorunda. O zaman x y'den daha küçük olacak. E, y de zaten z'ye eşittir. x küçüktür. y eşittir z. Hocam x büyüktür y eşittir z demiş burada olmaz. Y eşittir z büyüktür x aynı zamanda x küçüktür y eşittir z şeklinde olduğu için cevabımız ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> edremit çıktı arkadaşlar. Valla hoş soru gerçekten hoş soru arkadaşlar. Değişik sorularla karşılaşıyoruz. ÖSYM'de böyle süper sorularla da çıkıyor zaten karşımıza hepimizin milli üzere. 32. soru böylelikle Edremit oldu. Güzel soru geldik 33'e. Kare biçimli bir kağıt kalınlığı önemsiz çıtalarla çerçevelenmiş bir kenarı 23 birim olan kare biçimindeki evrak panosu. Hocam bir kenarı 23. O zaman burası 23 ise hop şuraya kadar panonun şurasına kadar ne kaldı arkadaşlar? 15 mi kaldı? Evet. Sonra bu B köşesindeki şey kaldırılmış herhalde böyle şey olmuş. E o zaman zaten burası 8 birim burası da 15 birim değil mi arkadaşlar? Evet. 90'lar havada uçuşuyor mu? Bu bir kare. Evet. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki alfabetaya dalacağız da kardeşim. Dal alfabetaya. Dalayım alfa Buradan başlayayım. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta ve alfa. Burası da beta oldu mu oldu? Bakın arkadaşlar bu üçgenlerin hepsi ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısı 8 ise hepsinde alfanın karşısı 8 birimdir. E, betanın karşısı 15 ise hepsinde e, betanın karşısı 15 birimdir arkadaşlar. Hatta 8, 15, 17 bir çıktı burası da? Aynen öyle. E hocam burası 17 birimse buraya kaç birim kaldı? Şuraya 2 birim kaldı. A köşesinin pano köşesine olan uzaklığı 8 birim olduğuna göre başlangıçtaki evrak panosunda asılı duran kağıdın pano dışında kalan yüzeyinin alanı ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar tamam şuraya kadar 17 idi buraya 2 bulduk. Panonun dışında kalan parçası şurası değil mi? 2 birimlik kısmı. Zaten buradaki uzunlukta kaç birimdi? Dikdörtgenin 8, 15, 17'den dolayı 17 mi çıktı burası da? Evet bu karenin kenarı. 17 çarpı 2 bana panonun dışında kalan bu parçasının alanını veriyor. Yani 17 çarpı 2 de kaç yapıyor gençler? 34 yapıyor. Güzel bir soru daha. 33. soru. Balıkesir oldu. Geldik 34'e. Kenar uzunlukları şekildeki gibi aynı birim cinsinden verilen birbirine dik. ikişer koldan oluşan kırmızı ve siyah teller şekli birdeki konumdayken siyah tel ok yönünde döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Arkadaşlar şurası 9 ve 7 verilmiş. Şu 7 ve 9'u yazalım ve bu teller de birbirine şöyle dikmiş arkadaşlar. Hala diklik bozulmuyor. Şurası bu 90'ları yapıştıralım. E ben buradaki A'yı bularım arkadaşlar. Ne var burada? Hocam hop Pisagor bağıntısından şurayı sonra buradaki Pisagor bağıntısından burayı. Ya da şuraya bir Y desek. Bak sen şu işe. Y kare neye eşittir? Hem 7'nin karesi artı 9'unuzun karesine eşittir. Hem de 11 ve de a karenin karesi eşittir. Hem de 11'in karesi artı a kare eşittir. İkili Pisagorlarda ortak olan Pisagor ortak olan kenar varsa onu yalnız bırakıyorduk değil mi? Y kare karesi artı karesi karesi artı karesine eşit oldu. 49 artı 81 eşittir 121 artı a kare olduğundan şu ikisinin toplamı 130. 130'dan 121 çıkınca ha 9. 9 eşittir a kareden a'yı buradan kaç bulduk? 3 bulduk. A dediğimiz burası. Hocam 3. E, burası da 3 o zaman. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 oldu. Şu uzunluk 11 birim değil miydi gençler? Evet bu uzunluk 11 birim olacağından x art 4 eşittir 11 ise x de buradan ne buluruz arkadaşlar? 7 olarak buluruz. 34. soru böylelikle edremit çıktı. Geldik 35'e. Kare biçiminde pırlanta kolyenin zincirleri eş uzunlukta olup şunlar eş uzunluktaymış. Yani bu ne demek? Şöyle eşit uzunlukta yazalım. Şekil birdeki gibi kare biçimli mücevherat mücevher tablasının köşelerine bağlı durumdadır. Zincirlerden biri koptuğu için diğer zincir şekil 2'deki konuma gelmiş. Hmm. Ve pırlantanın bir kenarı ile tablanın bir bir kenarı paralel olduğuna göre he, pırlantanın bir kenarı ile tablanın bir kenarı paralelmiş. Evet bu şekil 1'deki kare biçimde mücevher tablası. Bu kare biçimde o zaman ben bunu da kullanacağım arkadaşlar. Şunların birbirine eşit işte olmasını da kullanacağım. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Kullanmazsak sonuca ulaşabilir miyiz? Tabii ki hayır ulaşamayız. E ne yapacağız? Valla soruya böyle bakıp durursanız soruyu yapamazsınız. Bir kere ne var burada? İkisi kenar yamuk. Kardeşim ikisi kenar yamuk görünce ben size ne diyorum zaten hep? İki tane ihtimalim var. Ya köşegenleri çizeceksiniz ya da şu dikmeleri çizeceksiniz. Öyle bakarsanız soruyu çözemezsiniz. Ne yapacaksın burada? Hocam ya köşegen çizmenin mantıksız olduğunu görüyorsunuz. O zaman buradan bir hop dikmeleri çizelim kardeşim. Çiz. Bu dikmeleri çizdiğinde ne oluyordu? Şu parçalar birbirine eşit işte oluyordu. Tamam A diyelim A diyelim. Hocam buraya da bir B diyelim. O zaman buraya da B diyelim. Mücevherat şeklindeki şey. Şurası B ya. Bu bir kare şeklinde. Değil mi? Evet. Pırlantanın bir kenarı. Pırlantadan bahsediyor mu? Kare şeklindedir herhalde ya. Mücevher tablasının köşelerine bağlı kare biçimdeki pırlanta. Evet kare biçimdeki pırlanta dediği için burası da B. Hocam bu da kare biçimde olduğu için burası 2 artı B ise burası da 2 artı B olmak zorunda mı? Evet. Hocam bak burası 2 A artı B. A B'si burada. Buraya 2 A mı kaldı? Evet. Bak burası 2A. Çok güzel. Şurada ne çıktı? 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. Cevabımız o zaman ne yaptı? Burası 30 olduğundan dolayı buraya da ne kaldı? 60 kaldı arkadaşlar. Cevap balık esir yaptı. ÖSYM 30-60-90 kalıplı soruları da sormayı da seviyor. Dikkat edin arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş. Çok da güzel bir soru. Çok da güzel yakışmış. Yani kare konusuyla yamuk konusu açı sorusu olarak çok da güzel bir şekilde yakışmış. Yalnız şunu hep söylüyoruz. İkiz kenar yamuk gördüğümüzde şu dikmeler önemli. Lütfen ya da köşegenler önemli öyle boş durmak yok. Öyle soruya bakıp oflamak, puflamak, şöyle yapmak, böyle yapmak yok. Haydi bakalım. 35. sorunun cevabı balıkesir oldu. Geldik 36'ya. Düzlemde verilen A ve B dik üçgenleri ile ilgili A dik üçgen A üçgeninin dik kenar uzunlukları toplamı 9 birim. Hemen dik üçgenler çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen çizdim A dik üçgeni ve B dik üçgenini de şöyle çizdim arkadaşlar. Rastgele. Şu A dik üçgeni, bu da B dik üçgeni olsun. A dik üçgenin uzunlukları toplamı 9 birim. Ee, dik kenarların uzunlukları toplamı 9 birim. O zaman buraya x dersen burası da 9 eksi x. B üçgeninin dik kenar uzunlukları A üçgeninin dik kenar uzunluklarından birer santim kısaymış. Hocam burası x eksi 1'e o zaman burası da 8 eksi x olacaktır. A ve B üçgenlerin birer dik kenar uzunlukları eşit olana göre olay bitti. Oku olay bitsin. Birer dik kenarları eşit. Hocam x ile x eksi 1 eşit olamayacağına göre Hatta 9 eksi x ile 8 eksi x birbirine eşit olamayacağına göre, o zaman x ile hangisi birbirine eşittir? 8 eksi x birbirine eşittir. Ya da şunla şu birbirine eşittir arkadaşlar. E, o zaman ilk önce biz bir şu, şuna göre bir bakalım isterseniz arkadaşlar, değil mi? Yani e, A ve B üçgenlerinin birer dik kenar uzunlukları eşit olduğuna göre, B üçgeninin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bize. Arkadaşlar şu ikisi eşit olursa, x eşittir 8 eksi x olursa, Hop attık öbür tarafa. 2x eşittir 8'den. X'i buradan kaç buluruz? 4. X'i 4 bulduğum için o zaman B üçgenin hipotenüs uzunluğu isteniyor. X 4 ise burası 4. X 4 ise burası 3. 3, 4, 5 mi olur? Evet cevabımız 5 çıktı. Peki hocam ya bunlar birbirine eşit olmuş olsaydı? Bir de onu deneyelim bakalım. Soru belki şey olabilir. Ee, x 1 dediğimizde 2x eşittir 10 sa 10 eşittir 2x ise x buradan 5 de gelebilir arkadaşlar x yerine 5 yazdığımızda burası 4 yapar burası 3 yapar o zaman burası da 5 yapar o zaman sonuç doğru çıkıyor arkadaşlar yine doğru çıkıyor yani 3 x yerine 5 koyduğumuzda yine 3 4 5 üçgen çıkıyor herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar o zaman cevabımız ne çıktı edremit çıktı güzel bir soru sözel bir soru biliyorsunuz böyle sözel sorularda ÖSYM e soruyor 36. soru edremit oldu geldik 37. soruya Arka yüzleri mavi, ön yüzleri turuncu ve sarı renkli olan dikdörtgen biçimindeki üst üste çakışık özdeş iki kağıt. İki tane kağıt var. Sarı ve üstü turuncu görüyorsunuz. Arka yüzleri de mavi. Ee, i̇ki kağıt sırasıyla katlandığında şekildeki açı ve uzunluk değerleri oluşuyor. Evet. İlk önce katlandığında bu böyle. Sonra alttaki katlandığında bu da böyle olmuş arkadaşlar. Buna göre x ile ifade edilen uzunluk nedir diye soruluyor. Şimdi gençler ben bunu böyle katladığımda burada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam burası xken, burası da ne olacak? x olacak. Şu parçayla da şu parça eşit olacak mı? Evet. Aynı zamanda şu açıyla da şu açı eşit olacak mı? Aynen öyle. Peki hocam hatta bu açıyla da bu açı birbirine eşit olacak değil mi gençler? Evet üst üste binen kenar. Şuradaki şeyin katlamasından dolayı bu sefer hani sarı kağıdı katladık. Şöyle katladığımızda şu açılar birbirine eşit olacak. Hocam bu açıyla da bu açı eşit olacak. E o zaman burası da ben bir A dersem burası da A ise burası 2 A burası da 2 A olacak. Hocam 2 4 A artı 60 neye eşit hemen yazalım. 4 A artı 60 eşittir 180 olduğundan 4 A 120 ise A'yı buradan 30 mu buluruz? Aynen öyle. A'yı bir 30 derece yazalım. Hocam burası 30 burası da 30 o zaman burası kaç yaptı 60. E, üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 90 ise burası da 90 olacak gençler. 60-90 ise burası da 30 oldu. Burası da 30 oldu. 30 şu dik e, burası dikse katlamadan dolayı üst üste binen şu açılar birbirine eşit olmasından burası da 90 olacak. Tabi burası da 60 60 oldu. Burası da 60 oldu. eğer her şey çıktı gençler. Bak 60 90 sa burası 30 oldu. 30 90 sa burası 60 oldu. 60 90 sa burası da 30 oldu gençler. E 30 karşı 6 ise 60'ı karşı 6 kök 3. E, başka ne var burada? <laughs> burası 30 karşı 6 ise 90'ı karşı 12. 60'ı karşı 12 ise 30 karşı 12 bölü kök 3. 12 bölü kök 3. 12 kök 3 çarparsam 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök çıkar. Hocam burası 4 kök 3. 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 8 kök Hocam tamamı 8 kök 3. E bu ikizkenar üçgen. Hocam şöyle de diyebiliriz. Şu ikizkenar üçgen ya da 30'un karşısı x 60'ı karşısı x kök mü? Evet. 30'un karşısı x ise burada da 60'ı karşısı x kök olacağından toplamda 2 tane e, kök x neye eşit olacak? 2 tane kök 3 x neye eşit olacak? 30'un karşısı 4 kök 9'un karşısı 8 kök 3 olacağından dolayı kök gitti. X'i de buradan kaç buluruz gençler? 4 olarak buluruz. Tamam. 37. sorunun cevabı da böylelikle Balıkesir çıktı. Bildiğimiz klasik bir 30 60 90 ve klasik 1 artık klasik diyorum. Çünkü 10 yıldır katlama soruluyor kardeşim. 10 yıldır katlama. Katlamalar artık sizin için klasik olmuştur. Geldik 38'e. Evet şöyle bir formül vermiş. Boşver ya benim için önemli olan nedir? Dış açıyı bulunca 360 bölü 6'tan 60'ı bulurum. Ee, buradaki dış açıda 360 bölü 5'ten 72'yi bulurum. İç açıyı daha rahat bulurum. İç açısı 108, iç açısı 120 arkadaşlar. Bitti. Beşgen. Bakın burası 108, burası da 120 olduğunu biliyoruz. Hocam burası düzgün altıgenin dış açısı 60. Burası düzgün beşgenin dış açısı 72. Hocam burayı da bulabilirim. 60, 72 daha bilmem kaç. Ben şeyden yapayım isterseniz. Biraz e, tam olarak bulmak istemiyorum burayı ya da tam olarak bulabiliriz de hadi bulalım bakalım. Ee, burası kaç yapıyor arkadaşlar? 132. 132 o zaman burası 48 mi yapacak? Evet. Şimdi arkadaşlar şunun 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 toplamı şuradaki dörtgenden dolayı kaç yapmak zorunda? 360 yapmak zorunda. Ama ben 120'yi 108 ve 48'i toplayıp 360'tan çıkartacağımı hocam son basamağa bakayım. 8 8 16 artı 0 son basamağı altını mı? Evet, 360'tan çıkartırken son basamağı 6'lı bir şey çıkartırsan son basamağı dörtlü bir şey mi çıkar? Son basamağı dörtlü bir şey de hangisinde var arkadaşlar? Denizli'de var. O yüzden cevap Denizli. İstersen topla kardeşim. Şunu, şunu, şunu topla. 360'tan çıkar. Yine 84 çıkacaktır. 38. sorunun cevabı böyle Denizli oldu. Hani iki tane dörtlü bir şey olsaydı o zaman tam olarak çıkartırdık. O da ayrı bir şey de ben buna bakarken direkt şıklarda baktım böyle. Son basamakları farklı olduğu için Direkt böyle son basamaktan yürüdüm arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle siz de yapabilirsiniz. Özellikle ben bu tür sorularda böyle işlem hatası yaptığım için ilk bu yolu tercih ediyorum. Haberiniz olsun. Neyse geldik 39'a. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Şimdi ayrıtları 4, 5, 6 birim olan dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir kabın içinde 48 birim küp su bulunmaktadır. Kap düz bir zemine Farklı yüzeylerdeki e, sırasıyla konulduğunda e, x, y, z olmaktadır suyun yüksekliği. Tamam mı arkadaşlar? 4, 5, 6'ya göre koyacağım. 4 ve 5'i koyduğum zaman tabana arkadaşlar tabanı 4 ve 5 seçtiğim zaman yükseklikte şöyle bir şey olacak. Mesela suyun yüksekliği de buraya kadar gelsin. Su yüksekliği x. E, tabanımız 5 ve 6 olduğunda tabanımız 5 ve 6 olduğunda 5 ve 6 olduğunda yüksekliğimiz suyun yüksekliği buraya kadar olacak y. E tabanımız bir de e, kaç olsun arkadaşlar? 4 ve 6 olduğunda da 4 ve 6 olduğunda da yüksekliğimizde şöyle bir şey. Su da buraya kadar gelsin. Bu da Z olsun diye söylüyor bize arkadaşlar. Şimdi e, 48 birim küp su var ya. E tamam. Taban alanı çarpı yükseklik hacme eşit olacak. 48 eşit olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı 5 çarpı x 48 eşitse. Şurada yazalım. 4 çarpı 5 çarpı x eşittir 48 ise x buradan 48 bölü 20 Y'ye bakalım arkadaşlar. E burada da hacim taban alan çarpı yükseklik olacağı için suyun hacmi 48 olduğundan dolayı yine 48 eşittir e, 5 çarpı 6 çarpı Y eşittir 48'den. O zaman buradan da e, şu 6 ile bu sadeleşince direkt 8 bölü 5 geldi y. Hatta bu da arkadaşlar e, direkt 4 ile bu sadeleşince 12 geliyor, 12 bölü 5 yazabilirdik buraya. 12 bölü 5 yazabilirdik. Sonra şu Z'ye bakalım. Taban alan çarpı yükseklik 48'e eşit olacak. Yani 4 çarpı 6 çarpı z eşittir 48 ise bu da direkt z de kaça eşit oluyor arkadaşlar? Z de direkt 2'ye eşit oluyor. Bizden x, v ve z'nin toplamı isteniyor. Arkadaşlar 12 bölü 5 artı 8 bölü 5 artı 2'nin toplamı isteniyor. Şu ikisinin toplamı 20 bölü 5. 4'e eşit. 4 artı 2'den de cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Biliyorsunuz ÖSYM sözel bir soru soruyor. Sözel bir soru tercihi kolay mı olur? Orta mı olur? Zor mu olur? Bunu pek tahmin edemiyoruz ama genelde orta halli oluyor. Burada biraz şey kaçmış kolay mı kaçmış sözel soru. Evet kolay kaçmış ama her türlü senaryoya alışkın olmamız lazım. O yüzden kolay soruları da çözeceğiz tabii ki. Evet 39. soru cevabı Akça yaptı geldik 40. soruya. Bir dik prizmanın yüzey alanı bu şekilde bulunuyormuş. Tamam bu şekilde bulunuyor. 2 çarpı taban alanı artı yanal alan. Hatta yanal alanda neydi arkadaşlar? Tek tek yanal alanında bulabilirsiniz aslında. Nasıl? Hocam bu alan artı bu alan artı bu alan artı arkada kalan şu alan falan deyip böyle bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama yanal alanda neydi biliyor musunuz? Bütün prizmalarda taban çevresi çarpı yüksekliğe eşittir arkadaşlar. Taban çevresi çarpı yükseklik. Çünkü yanal alan bak şu alan artı şu alan bir de arkada kalan 5, 12, 13 ya. A 5 çarpı 10, 12 çarpı 10, 13 çarpı 10 diyoruz ya. Taban çevresi çarpı yükseklik yapıyor. Evet, ama ne zaman prizmalarda? Tabanlı ve tavanı aynı olan şekillerin hepsinde diyebiliriz arkadaşlar. Bütün prizmalarda diyebiliriz buna. Neyse, 5, 12, 13. Arkadaşlar, 5, 12, 13. Bak, burası 5 birim ya. E, 5, 12, 13. Burası 13 birim. Hocam, şurası da 5 birim, burası da 5 birim, burası da 5 birim. Hocam, 5, 13 olduğundan 7 birim olacak burası, 12 birim olması için. 5, 13 ya burası. Bak şimdi burası 7 birim olacak. 5, 13, 7 birim burası. 5, 13, 7 birim burası arkadaşlar. Peki şimdi artık olaya bakalım. Alan nedir? Taban alanına bakalım. 5 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var? 2 tane var. Hocam 5 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var? Hayır. 2 tane yok. Öncelikle 5 çarpı 12 bölü 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Çarpı 4. Ama sadece bu bir taban alanı bir altta var bir üstte var bir de çarpı 2 demeliyiz arkadaşlar. Artı yan alan. Yan alana da bakalım. Hocam 13 7 taban çevresi çarpı yükseklik 13 7 13 7 13 7 13 artı 7 yani 20 artı 20 artı 20 artı 20 toplamda kaç yaptı 80 yaptı 80 taban çevresi çarpı yükseklik yüksekliğimiz de zaten 10 idi o zaman alan ne yaptı şunlar şunlar gitti şu 66 kere 4 24 240 artı 800 yaptı. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 1040 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 1040 oldu arkadaşlar. Ve böylelikle bu da güzel bir soru arkadaşlar. 40. soruyu da hallettik. Yani deneme kaçı halletmiş bulunuyoruz. Deneme 3'ün çözümlerini halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.